Soru 1. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? George Sarton'ın ana hedefi son şekline aydınlanma düşüncesiyle ulaşan bilimin dayandığı düşüncenin yani bilimi üreten, bundan dolayı da en üst gelişmişlik seviyesine ulaşan aklın tarihini araştırıp özellikle de açıklamaktadır. Bana hangisi söylenemez diye söylüyor. Birleşik yapılı bir cümledir. Evet, birleşik yapılıdır çünkü içerisinde fiilimsiler bulunmaktadır. İsim cümlesindir. Evet, açıklama derken ben burada açık aslında isimden geliyordur. Doğru. Kurallıdır. Evet, yüklemim en sonda yer alıyor. Doğru. Kurallı ve olumludur. Fakat sıralı bir cümle değildir. Cevabımız bu yüzden A şıkkı olacak. Çünkü birden fazla yüklemimiz yok. Bu yüzden sıralı değil. Soru 2. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilimsel aklın gelişimini anlamak için ise onun bağlantılı olduğu din, felsefe, sanat ve benzeri diğer disiplinleri de dikkate almak zorunludur demiş. Hangisi söylenemez diyor. Hadi beraberce bir bakalım. İsim cümlesidir. Evet, zor isim eledik. Birleşik bir cümledir. Evet, birleşiktir. Çünkü ben burada içerisinde mak için gibisinden ya da benzeri fiilimsiler aldığını görüyorum. Dolayısıyla birleşik. Hemen şuradan gözümüze şu çarpacak. Yüklem sonda olduğu için evet kurallı, olumlu. Fakat zaten birleşikse basit olamaz. Çünkü basit cümlenin içerisinde fiilimsi yan cümlecik yoktur. Cevabımız B şıkkı. Soru 3. Yukarıdaki parçada yer alan cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Leakey adı bilim çevrelerinde insan türünün evrimini açıklamaya çalışan araştırmalarla özdeşleşmiştir neredeyse. Yüzyılımızın önde gelen paleontolog çifti Mary ve Louis Leakey'nin oğlu olan Richard, küçük yaş tarihinin bilimsel araştırma gezilerine katılmaya başlamış ve sonunda insan türünün evrimi konusunda dünyanın en ünlü bilim otoriterleri arasına girmiştir. Hangisi söylenemez diyor. Şimdi şuradan başlayalım. Devrik cümleler var. Evet, neredeyse demiş, devrik cümle var, eledim. Girişik birleşik cümleler var. Evet, fiilimsilerle birbirlerine bağlanmış cümleler var. Parçada yer alan tüm cümleler fiil cümlesidir. Hayır, neredeyse özdeşleşmek derken zaten özdeş isim değil. Parçada yer alan tüm cümleler olumludur. Hayır, tüm cümleler olumlu diyemem çünkü ben burada olumsuz cümlelerin de var olduğunu görüyorum. Dolayısıyla fakat şuraya bakıyorum, A şıkkına. Tüm cümleler birleşik yapılıdır diyor. Basit cümleli yapılar da vardır. Cevabım A şıkkı. Soru 4. Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanın eski atalarından birinin bir bütün halindeki iskeletini bulup çıkarmak tüm antropologların hayalidir. Ama bu hayale çoğumuz ulaşamayız. Ölümün, gömülmenin ve fosilleşmenin yarattığı tahribat bizlere insana özgü tarih öncesinin ancak yetersiz ve parçalanmış kalıntılarını bırakır. Birbirinden ayrı düşmüş dişler, tek tek kemikler, kafatası parçacıkları, insana özgü tarih öncesinin öyküsü çoğunlukla bu ipuçlarından oluşur diyor. Birinci numaralı cümlede özne ve yüklemle oluşan kurallı bir isim cümlesidir. Evet, doğru, kurallıdır. Şimdi şöyle, insanın eski atalarından birinin bir bütün halindeki iskeletini bulup çıkarmak tüm antropologların hayalidir. Tüm antropologların hayali olan nedir? İşte bu okuduğumuz cümle özne. Yüklem sondadır, hem kurallıdır hem de yalnızca özne ve yüklemden oluşur, eledim. İsim cümlesi mi? Hayal, isim, evet. İki numaralı cümle yargıları fiil cümlesi olan sıralı bir cümledir diyor. Evet, yargıları fiildir ve sıralıdır çünkü içerisinde dık dik gibi sıfat, fiil, fiilimsi ekleri bulundurur. Üçüncü cümle birleşik olumlu bir fiil cümlesidir. Evet, parçalanmış derken ve benzeri yerlerde ben fiilimsi kullandığını görüyorum. Olumsuzluk da yoktur, olumludur, doğru. Birinci cümlede birden fazla yan cümlecik vardır diyor. Yan cümlecik, bakalım birden fazla var mı birinci cümlede? Bulup derken evet var, çıkarmak derken var. İki tane gördük şu an, dolayısıyla var. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle örneği vardır diyor. Hayır, biçimce olumlu, anlamca olumlu hiçbir cümlenin içerisinde yok. Cevabım bu yüzden E şıkkı olmalıdır diyor. Soru 5 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenmez? İlk bakışta pek güven uyandırmayan bir yıldızın uydulaştırdığı küçük bir kozmik kalıntının üzerinde sıradan bir gök adının kenar mahallesinde yaşam denilen o olağanüstü bir okurda o kadar da narin şey belirdi ve yer küreyi mucizevi bir aleme dönüştürdü. Bana söylenemez demiş. Bakalım.
Bağlı bir cümledir diyor. Evet, bağlı olduğunu görüyorum çünkü birden fazla ögenin farklı ögelere de bağlandığı da var. Bunu eledim. Hem isim hem fiil cümlesi kullanılmıştır. Dönüştürmek fiil. Fakat onun dışında isim cümlesinin olduğunu görmüyoruz. Cevabımız B şıkkı. Soru 6. Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bana. Haydi bir okuyalım. Zaman zaman kafasını kaldırıp hiç değişmez sandığı gökyüzünü şaşkınlıkla seyreden insanoğlu ortaya çıkana kadar kaç milyar yıl ne baş döndürücü uzaklıklar, tesadüfler, deneyimler, hatalar geldi geçti. Gülerek otların arasında koşan bir çocuk uğruna ne yaman günler yaşandı, ne yıldızlar paramparça oldu, ne çok enerji harcandı. A. Birleşik cümleye yer verilmiştir. Evet, içerisinde fiilimsi olan bir sürü kelimemiz var. Dolayısıyla birleşiktir. Eledim. İkilemeden oluşan yüklem kullanılmıştır. Evet, geldi geçti derken ikilemeden oluşur. Eledim. Sıralı cümle örneklendirilmiştir. Evet, sıralı cümlelere de yer vermiş. Eledim. E, tüm cümleler kurallı olumlu bir fiil cümlesidir. Harcamak, geçmek derken bunlar fiil ve sonda için kurallıdır. Eledim. Bağlı cümle örneklendirilmiştir diyor. Hayır, burada bir öge birden fazla ögeye bağlı değildir ya da tam tersi. Cevabım bu yüzden D şıkkı. Soru 7. Hangisi söylenemez diyor yine bana. 1969'da tarihim olağanüstü yaver gitti. Kuzey Kenya'daki Turkana Gölü'nün geniş doğu kıyısını oluşturan eski kum taşı yatağını araştırmaya karar vermiştim. Bu fosiller ülkesine yapacağım ilk bağımsız çıkartmaydı. Beni burada önemli fosil keşifleri yapabileceğine dair güçlü bir inanç yönlendiriyordu demiş. Bakıyorum hangisi söylenemez demiş. Olumlu cümleler kullanılmış. Evet, hiçbir şekilde olumsuz cümleye yer vermemiş. Basit cümleye yer vermiştir. Evet, basit cümlelere yer vermiş. Bunu da eledik. C'ye baktığımda cümleler fiil cümlesidir demiş. Çıkartmak, fiil, çıkmak. Yönlendirmek derken yönden geliyor isim. Gitmek fiil fakat dikkat, tüm cümleler için fiil demiş. Olmaz çünkü ya isim. Cevabım bu yüzden C şıkkı. Soru 8. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çalışmalar tarih öncesi dönemden başlayarak yeryüzünde muhtelif zamanda hayat bulmuş çeşitli medeniyet ve kültürlerin sahip bulunduğu bilimi andıran bilme yöntemlerini kuşatmaya başladı demiş. Baktığımızda ben burada ne görüyorum? Basit cümledir ve fiil cümlesidir demiş. Evet, başlamak. Ben burada fiil cümlesi değil, dikkat. Baştan geliyor, en çok yapılan hatalardan birisi isimdir. Dolayısıyla ben bunu eledim. Olumsuz bir cümledir ancak biçimce olumludur. Hayır, biçimce de olumludur zaten. Dolayısıyla eledim. Sıralı cümledir ve her iki cümlede kurallıdır diyor. Dikkat! Kurallı, evet, çalışmalar tarih öncesi dönemden başlayarak yeryüzünde muhtelif zamandan hayat bulmuş çeşitli medeniyet ve kültürün sahibi bulundu diyor. Ben zaten burada bağlı olarak görüyorum cümleleri. İki cümle şeklinde görmüyorum. D, yan cümlecik sayısı 4 olan isim cümlesidir diyor. Bakalım kaç tane göreceğiz. Başlayarak derken var burada. Devam ettim. Hayat bulmuş derken ikinciyi gördük. Sahip bulunduğu derken üçüncüyü gördük. Andıran derken an gördük. Burada yöntemlerini kuşatmaya başladı derken de beşinciyi gördük. Beş tane olacak. İsim cümlesi olması doğruydu. Birleşik fiil cümlesidir. Evet, beş tane en az bizim gördüğümüz fiilimsi var. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı, birleşik fiil cümlesi. Soru 9. Bu parçada numaralı cümleler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şu şekilde gidelim. Tane tane okuyalım. Birinci cümleyi şeklinde. A şıkkına demiş ki birinci cümle yapısına göre birleşiktir demiş. Bakalım birleşik olması için bizim neye ihtiyacımız var? Fiilimsiye. Tespit edildiği derken dıktık. Açıklama derken yine ben burada görüyorum. Dolayısıyla burada nedir? Birleşik vardır. Eledim. İkinci cümle yapısına göre basittir diyor. Toplantı sonrası bakan koca açıklamalarda bulundu demiş. Bakalım toplantı sonrası bakan koca açıklamalarda bulundu. Bulunan kim? Bakan koca. Ne zaman toplantı sonrası açıklamalar derken ben burada fiilim size görüyorum. Basit değildir. Cevabım bu yüzden B şıkkı olmalı. Soru 10. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi basit yapılıdır diye bana sormuş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekildeydi. Şekildeydi derken zaten ek fiil de kullanmış, bu basit fiil olamaz. Devam ettim.
Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir diyor. Bana basit yapılıdır demiş. Burada basit yapı görmüyorum. Vermekte derken madde mekte de görüyoruz zaten. Bunu böyle de ikiye baktığımda hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur diyor. Burada ise herhangi bir fiilimsi de görmüyorum. Farklı bir yapı da görmüyorum. Dolayısıyla cevabımız 2'yi elemişiz fakat yanlışlıkla. B şıkkı 2 olacak. 1'i elemiştik. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Cümle türleri test 1 burada sona eriyor. Cümle türleri test 2 ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.